Sevgili oğlun sana durumu bildirmiş. Hiç vakit kaybetmemiş bakıyorum. Böyle öğrenmeni istemezdim. Ne şekilde öğrenirsem öğreneyim hoşuma gitmeyecekti zaten. Boyut'un hayatımda olması hiçbir şey değiştirmez baba. Sadece bizi bayramlarda aynı masaya oturtma yeter. Oğlum, atıp tutmuşsun Sermet'e de. Kuşkulanıyor. Bak, Erol'u falan zapt edemem şu çeneni tutmazsan. Sermet'i zor yatıştın. Ayrıca ben bu saatten sonra onlarla yolumu, kaderimi ayıramam. Sen kendi işine bak. Kendi yolunda devam et. Bizim işlerimizi de kurcalama. Ha, ayrıca aldığın o evrakı da geri ver bana. Bak baba, senin başını yakmak istemiyorum ben. Olup biteni oturandan seni korumaya alalım. Ondan sonra da yurt dışına rahat bir yere gönderelim. Oğlum, hadi, hadi beni korumaya aldın diyelim. Kendi kardeşinin de mi başını yakacaksın? Benden evladımın başını yakmamı bekleme. Bırak baba Allah aşkına. Senin için pazarlığa oturan adamdan evlat mı olur hiç? Ha? Olmaz. Benim işe gitmem lazım. Sen otur rahatına bak. Ama iyi düşün. Çünkü ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Necati abi aşağıda mısın? Bankaya gitmemiz lazım. Fırat, bak ben anahtarları sitenin güvenliğine bıraktım. Memlekete dönüyorum. Nasıl yani? Abi ne işin var senin aslanda? Oğlum bak, bu işi zorlamanın pek alemi yok. Ben buralarda yapamayacağım. Bırak döneyim, daha sonra görüşürüz. Ne oldu? Yaslana mı gidiyormuş? Verdiğin işi beğenmedi mi yoksa? Ne dedin adamcağıza? Onu da mı tehdit ettin? Ya ben ne diyeceğim ona? Daha yeni geldim. Sen banyodaydın, biraz konuştuk. Ne sürünüyorsun buralarda? Gel İzmir'de sana bir dükkan açalım dedim. Ortada mı bırakacaktım eski adamı? Tamam dedi anında o da. Tabii, öyle demişsindir. O da senin karanlık işlerin hakkında çok şey biliyor değil mi? Onu konuşturacağımdan korktum baba. Bir şey bildiği yok onun. Bu gibi küçük adamlardan korsaydık adım atamazdık hayatta. Ayrıca Necati kessen ağzını açmaz. Alır üç kuruş parasını oturur aşağı. İyi düşün baba.